Muhalefetin konuşması engellenmiştir. Bolu Belediyesi Meclisi'ndeki Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partili meclis üyeleriyle Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz arasında yaşanan İmar Komisyonu üye seçimi tartışması devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer kendi adaylarına karşı AK Partililerin başka CHP'lileri İmar Komisyonu'na önermesi ve oy çokluğu ile AK Parti'nin önerisinin kabul edilmesinden sonra CHP'li üyeler meclis salonunu bir kez daha terk ettiler. Yaşanan bu tartışmanın ardından AK Parti oyları ile İmar Komisyonu'na seçilen iki üye hemen komisyon üyeliğinden istifa ederken meclis üyeleri partide düzenledikleri basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulundular. 2014 seçimleriyle verilen bu kutsal görev Alaaddin Yılmaz tarafından en başından beri engellenmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Erhan Beykoz konuya ilişkin yaptığı açıklamasında İmar Komisyonu'na yapılan müdahaleyi şiddetle ve nefretle kınadıklarını dile getirdi. Seçim sonrası belediye meclis üyelerinin Bolu'nun sorunlarının konuşulması adına gündemin en önemli maddelerinden olan dilek temenniler tamamen çıkarılmış. Muhalefetin konuşması engellenmiştir. Aradan geçen 4 yıla rağmen bunda bir değişiklik yapmamış, adeta belediyeyi muhalefete kapatmak istemiştir. Son olarak da komisyonlarda grubu olan her partiden seçilen adaylar damgasını vurmuştur. Bilindiği üzerine her parti hangi komisyona kendi belirlediği üyeleri göndermek istiyorsa o komisyon üyelerini kendisi seçme özgürlüğüne sahiptir. Seçim yılına girdiğimiz son senemizde ise Cumhuriyet Halk Partisi grubunun belirlediği imar komisyonuna önerdiğimiz arkadaşlarımızı Sayın Yılmaz kendi kafasına göre değiştirmek istemiş, oy çokluğuyla kendi istediği arkadaşlarımızı yazarak oylama yaptırıp komisyon seçimlerine müdahale etmiştir. Seçimlerin yapıldığı Nisan ayı sonrası kendi isteğiyle seçtiği arkadaşlarımız istifa ederek seçimlerin Mayıs ayında yeniden yapılmasını beklemek zorunda bırakmıştır. Mayıs ayında da yeniden CHP grubunun belirlemiş olduğu imar komisyonu adaylarımıza müdahale ederek istifa ettiği halde bir arkadaşımızı yeniden oy çokluğu ile seçip Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesine tahakküm koymaya çalışmaktadır. Beykoz açıklamasının sonunda CHP grubunun iradesine yapılan müdahaleyle ne amaçlanmaktadır diye sordu. Mayıs ayında seçilen arkadaşlarımız da bugün sabah itibariyle istifalarını Bolu Belediye yazı işlerine bırakmışlardır. Mayıs ayında da istifa eden arkadaşlarımız komisyonlara giremeyeceklerdir. Özellikle bu yöntemle Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin komisyonlara girmesi engellenmiş, komisyona gelen onlarca konu sadece AKP meclis üyeleri tarafından karara bağlanmaya devam edecektir. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubunun iradesine yapılan müdahaleyle ne amaçlanmaktadır? İmar komisyonunda kimlerin hangi evrakları, hangi dosyaları geçecektir? Hangi imar durumları muhalefetten saklanmak istenmektedir? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak dün olduğu gibi bugün de özgür irademize müdahale ettirmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu müdahale kaç ay daha sürecektir? Bu şekliyle seçime kadar AKP imar komisyonunda sadece kendi üyeleriyle mi çalışacaktır? Belediyenin en önemli komisyonu olan imar komisyonuna yapılan müdahaleyi şiddetle ve nefretle kırıyor. Yapılan bu ahlaksızca davranışın hakkında AK Parti İl Başkanı Sayın Nurettin Doğanay'ı da göreve davet ediyoruz.